Herkese merhaba. Bugün İkinci Dünya Savaşında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hollanda, Belçika, Luxemburg ve Fransa'nın işgalini konuşacağız. Nihayet Hitler'in beklediği gün gelmişti. Norveç ve Danimarka'nın işgali için ertelenen Fransa'nın işgali X de için 10 Mayıs günü verilmişti. Hitler Dünya Tarihinin en büyük zaferi olacak diyordu ve askerlerine yaptığı konuşmada buradaki zaferiniz. Alman ulusunun önümüzdeki bin yılını birleyecek diye hitap ediyordu. Müttefikler Alman saldırısının geniş stratejisinin köklü Schlieffen planını takip edeceğine inanıyorlardı ve aslında Ordu Genelkurmay Başkanı Franz Halder tarafından önerilen ilk sarı durum planı bu modele bağlıydı. Bu planın bir kopyası Ocak 1940'da Belçika'nın eline geçmeden önce bile Hitler planın fazla muhafazakar olduğunu ve hırstan yoksun olduğunu düşündüğü için ona karşı kayıtsız kalmıştı. General Erich von Manstein cesur bir alternatif önermişti. Saldırı 3 ordu grubu tarafından gerçekleştirilecekti. General William von Leeb'in C ordu grubu Maginot hattına karşı göstermelik bir saldırı yapacak ve General Feder von Bock'un B ordu grubu Belçika ve Hollanda'nın işgalini gerçekleştirecekti. Müttefik orduları böylece Schlieffen planının tekrarlanması yönündeki beklentileri doğrultusunda Belçika'ya doğru çekileceklerdi. Bu arada General Gerd von Rundstedt, ordu grubu A'nın 1,5 milyon adam ve 1500'den fazla tankından oluşan 3. Alman ordu grubuna hem Megunet hattının hem de müttefiklerin en yetenekli tümenlerine atlayarak Ardenler boyunca ilerleyerek zırhlı bir saldırıda liderlik edecekti. Almanlar 10 Mayıs'ta Hollanda'yı vurduğunda kara saldırıları birkaç noktadan ilerledi ve hepsi Lahey, Amsterdam ve Rotterdam'a doğru yoğunlaştı. Liège ve Maastricht'in hemen batısında, Albert Kanalı hattı boyunca batıya dönen Belçika savunma hatları ile Hollanda'nın su savunma pozisyonları arasında yaklaşık 65 ila 80 kilometre arasındaki boşluk mevcuttu. Müttefik veya Belçika birlikleri deniz dışına Rotterdam bölgesine getirmenin tek uygulanabilir yöntemi Morewijk'teki Meuse üzerindeki uzun köprüyü geçmek olacaktı. Ancak bu köprü saldırının ilk gününde Alman paraşüt piyadeleri tarafından ele geçirilmişti ve Alman kara kuvvetlerinin büyük bir kısmı gelene kadar tutulacaktı. Rotterdam, Amsterdam ve Leyde'de Alman hava ve indirme birlikleri önemli hava alanlarını ve köprüleri ele geçirirken Hollandalı komutanlar 5. kol ajanlarının olası sabotaj eylemleriyle ilgileniyordu. Alman saldırısının başlamasından birkaç saat sonra İngiliz ve Fransız birlikleri Kuzey Fransa'daki mevzilerini terk ettiler ve düşmanla buluşmak için Belçika üzerinden hızla kuzeye doğru ilerlediler. Fransız 9. ordusu Maginot hattının sonunu belirleyen bir şehir olan Sedan'ın genel çevresinden kuzeye doğru ilerliyordu. Fransızlar sağ kanatlarının güvence altına almak için zırla geçilmez olduğunu inandıkları Arden'e güveniyorlardı. Bu yanlış inanış Almanya'nın başarısının ve Fransa'nın çöküşünün temeli olacaktı. Hollanda'daki direniş merkezleri şiddetli hava bombardımanına maruz kaldı. 12 Mayıs'ta Alman takları Rotterdam'a yaklaşıyordu ve ertesi gün Kraliçe Wilhelmina ve bakanları sürgünde bir hükümet kurmak için İngiltere'ye kaçmak İngiltere kaçtılar. Hollandalı başkomutan Organen Henry Gerard Winkleman 14 Mayıs'ta konumunun umutsuzluğunu fark ederek Hollanda'nın neredeyse tamamını kapsayan Shell kuzey ve doğusundaki orduları teslim etti. Aynı gün Rotterdam'daki Hollanda Kuvvetleri Komutanı şehrin teslim olması için pazarlık yaparken çok sayıda Henkel He 111 bombardıman uçağı gökyüzüne belirdi. Ardından gelen hava saldırısı şehir merkezini harap etti ve Rotterdam'ın anında teslim olmasına neden oldu. Maastricht yakınlarındaki Alman kuvvetleri işgalin ilk gününde Albert kanalını geçerek Belçika'ya girdi ve Ebenamel kalesini şafak öncesi cüretkar bir hava saldırısıyla etkisiz hale getirdi. Plenörlerle sessizce gelen yüzlerce seçkin Alman paraşütçü kalenin tepesine indi ve şekilli patlayıcılarla taretleri ve kazamatları sistematik olarak yok etmeye başladı. Gün aydınlandıktan kısa bir süre sonra paraşütle gelen 300 piyade daha onlara katıldı. 11 Mayıs öğlen 1000 kişilik garnizon teslim oldu ve Lige'ye giden yol açıldı. Almanlar operasyonların ayrıntılarını o kadar ilgi gizlemişlerdi ki müttefik stratejistler Eben emaelin bir tür ihanet nedeniyle düşmüş olması gerektiğine ve kalenin ele geçirilmesiyle ilgili gerçeklerin savaş sonrasına kadar bilinemeyeceğine inanıyorlardı. Panzer grubu Kleist'in önde gelen unsurları 13 Mayıs'ta Meusa nehrini geçti. Ertesi gün Almanlar Meuse-Albert kanalı hattını fiilen geçerek Sedan'ın hemen batısından Fransa'ya girdiler. Stuka Pike bombardıman uçaklarının amansız saldırıları bu bölümdeki Fransız savunucularının moralini alt üst etti. Fransız komutanlar Arden ormanları üzerinden saldırının imkansızlığına o kadar güçlü bir şekilde inanmışlardı ki orada birliklerde tank savar silahları ve uçak savar silahları bulunmuyordu. Maginot hattı ise kırılmamıştı. Organer Erwin Rommel'in 7. Panzer Tümeni 13 Mayıs'ta Belçika'nın Dinant kentiye yakınlarındaki Meuse'yi geçti ve hızla batı yakasındaki bir köprü başı kurdu. 15 Mayıs'ta General George Hans Reinhard'ın Panzer Kolordusu ordusu Montemer'de Fransız hattını parçaladı. Rommel ve Reinhard batıya açık araziye yöneldiler. Guderian'la birlikte Fransız savunmasına yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir gidik açmışlardı. Rommel'in tümeni o kadar hızlı ilerledi ki ordu yüksek komutanlığı ile yalnızca ara sıra iletişimi sürdürebildi ve bu hem Almanlar hem de Fransızlar tarafından hayalet tümeni olarak adlandırılmasına yol açtı. İkisi de Rommel'in nerede olduğundan ve bundan sonra nereye saldıracağından tam olarak emin olamıyordu. Bu arada Reinhard'ın kol ordusu Aras'taki İngiliz birliklerinin güneyindeki kanal limanlarına yaklaşmıştı. Belçika'da Anvers ve Brüksel kısa sürede işgal edilmişti ve 19 Mayıs'ta İngiliz BEFCOM başkomutanı Organel John Gord kıtadan deniz yoluyla bir taliyeyi düşünmeye başladı. 21 Mayıs'ta Gord, Romel'in Aras'taki 7. Panzer Tümeni'ne şaşırtıcı bir karşı saldırı gerçekleştirdi. İki piyade taburu ve Fransız mekanize piyade tümeninin unsurları tarafından desteklenen iki BEF tank taburu güneye saldırdı ve 7. Panzer ile Tatenkov Waffen SS tümeninin bir kısmını geçici olarak sersemletmeyi başardı. Her ne kadar İngiliz saldırısı, hava koruması, önemli topçu desteği ve Alman kuvvetlerinin düzenine ilişkin yeterli istihbarat olmadan yapılmış olsa da Alman ordusunda bir şok yaratmıştı. Ancak bu noktada müttefiklerin iletişim o kadar bozulmuştu ki bu başarıdan yararlanılamadı ve Aras, Alman ilerleyişinde geçici bir gerilemeden pek fazlasını temsil etmeyecekti. 24 Mayıs'ta Alman birimleri Bef'in tahliye edilebileceği tek liman olan tek liman olan Dunkirk yakınlarındaki kanal savunma hattını geçiyorlardı ki Hitler'den gelen açıklanamaz bir emir yalnızca ilerlemenin durdurmakla kalmadı aynı zamanda onları kanal hattına geri çağırdı. Müttefiklerin kıyıya çekilmesi artık Almanlar kıskaçlarını kapatmadan önce yapılacak bir yarışa dönüşmüştü. Talih ciddi anlamda 27 Mayıs'ta başladı ve ertesi gün Belçika Kralı 3. Leopold'un ordusunu teslim etmesiyle durum daha da acil hale geldi. Kraliyet Hava Kuvvetleri bölgede en azından geçici olarak Luftwaffe'ye karşı hava üstünü sağladı ve kraliyet donanması Fransız deniz araçlarının desteğiyle cesurca kıyıya yakın duruyordu ve yalnızca tarihi kapsamakla kalmadı. Aynı zamanda binlerce askeri de havadan uzaklaştırdı. Ayrıca yaklaşık 700 sivil tekneden oluşan karma bir filoda kurtarma çalışmalarına yardım ediyordu. Dunkirk'ten neredeyse mucizevi bir şekilde ta yapılan tahliye'nin başarısı kısmen Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin İngiltere nin kıyılarından sağladığı savaş korumasından kaynaklanıyordu. Ama aynı zamanda Hitler'in 24 Mayıs'ta Alman ilerleyişini durdurma yönündeki ölümcül emrinden de kaynaklanıyordu. Bu emir birkaç nedenden dolayı verilmişti. En önemlisi Luftwaffe'nin başkanı Hermann Göring, Hitler'e hava kuvvetlerinin tek başına Dunkirk sahillerinde mahsur kalan müttefik birliklerini yok edebileceğine dair güvence vermişti. Hitler'in kendisi de ordusunun teslim olduğunu görmesi durumunda Büyük bir Britanya'nın barış şartlarını daha kolay, kolay, kolay kabul edebileceğine inanıyordu. Üç gün sonra Hitler emrinin geri çekti ve Alman zırhlı kuvvetlerinin Dunkirk'e ilerlemesine izin verdi. Savunmalarını sağlamlaştırmaya vakit bulan İngilizlerin artık daha güçlü bir muhalefet karşılaştılar ve bu sefer Hitler zırhlı kuvvetlerine güney hareket etmelerini ve Fransa'nın fethini tamamlamaya hazırlanmalarını emrederek Dunkirk'e yapılan Alman ilerleyişini durdurdu. Operasyonun tamamlandığı 4 Haziran itibariyle yaklaşık 198 bin İngiliz ve 140 bin Fransız ve Belçik askeri kurtarılmıştı. Tahliyenin mucizevi başarısına rağmen Bev neredeyse tüm ağır ekipmanlarını terk etmek zorunda kalmıştı ve 50 binden fazla İngiliz askeri kıtada mahsur kalmıştı. Bu adamlardan yaklaşık 11 binin çatışma sırasında öldürüldü ve geri kalanların çoğu Almanlar tarafından ele geçirildi. Dunkirk'te sergilenen cesaret ve operasyonel dea İngilizler için bir motivasyon noktası haline geldi ve 4 Haziran'da tahliyenin tamamlanmasından ardından Churchill avam kamerasının huzuruna çıkarak şunları beyan etti. Savunma savaşıyla yetinmeyeceğiz. Müttefikimize karşı görevlerimiz var. İngiliz seferi kuvvetlerini yeniden yapılandırmak ve inşa etmek zorundayız. Sonuna kadar gideceğiz. Fransa'da savaşacağız. Denizlerde ve okyanuslarda savaşacağız. Artan bir özgüvenle, artan bir güçle havada savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun adamızı savunacağız. Sahillerde savaşacağız. Çıkarma alanlarında savaşacağız. Tarlalarda ve sokaklarda savaşacağız. Tepelerde savaşacağız. Asla teslim olmayacağız. Haziran 1940'ın başlarında Danimarka, Norveç, Belçika ve Hollanda düşmüş. İngilizler denize sürülmüş ve Almanlar 3 hafta içinde 1 milyondan fazla bir müttefik askerini esir almıştı. Somme ve Aine boyunca uzanan yeni Fransız cephesine Vegan hattı adı verildi. Orijinal Fransız Belçika sınırından daha uzundu ve onu tutacak mevcut kuvvetler hem sayı hem de moral açısından büyük ölçüde azalmıştı. Fransızlar şu ana kadar kendi tümenlerinden 30'unu kaybetmişti. Ancak Fransız komutan Weygand yeni cepheyi korumak için 49 49 tümen topladı ve Maginot hattını tutmak için 17 tümen yerleştirildi. Almanlar 10 tencubeli zırhlı tümeni yeni tanklarla yeniden güçlendirmişken 130 piyade tümeni neredeyse hiç dokunulmamıştı. Yeni saldırı için Alman kuvvetleri yeniden dağıtıldı ve iki yeni ordu aynı bölgesi boyunca yerleştirildi. Gudeirena, oraya hazır hale getirilen iki zırhlı birlik grubunun komutası verildi. Kleist'e, Strel yakınlarındaki Oysa'nın alt kesimine birleşmeyi amaçlayan bir kıskaç hamlesiyle Sırasıyla Amiens ve Peron'daki Somme üzerine köprü başlarına saldıracak ilk olurdu kalmıştı. Geri kalan zırhlı birlikler Amiens ile deniz arasında yerleyecekti. Alman kuvvetleri Fransız başkentine yaklaşıyordu. Reynaud ve hükümet Paris'e Tavurs'a gitmek üzere çoktan terk etmişti ve şehri savunmanın somut bir askeri amacı yok gibi görünüyordu. Weygand, 12 Haziran'da Reynaud ve diğer bakanlara Fransa'nın savaşının kaybedildiğini ve daha fazla mücadelenin sonuçsuz kaldığını söyledi. Bu askeri duruma ilişkin tartışması doğru bir değerlendirmeydi. Fransız ordularının tamamı Alman saldırısının ağırlığı altına parçalanıyordu. Aynı gün kanal kıyısından Fransız komutası altına yerleştirilmiş bir BEF birimi olan 51. Highland Tümeni, St. Valerian Kavuk'ta kaçınılmaz olanla karşı karşıyaydı. Dunkirk, Cherbourg veya, di veya diğer talih limanlarından herhangi birine ulaşamayan ve malzemelerini ve cephanelerini tüketen tüm General Victor Fortune ve komutasındaki 10.000 adam Almanlara teslim oldu. Fortune Almanya tarafından ele geçirilen en yüksek rütbeli İngiliz savaş esiri olacaktı. 14 Haziran'da Fransız ordusu Paris'i boşalttı ve aynı günün ilerleyen saatlerinde Almanlar şehre girdi. Her ne kadar Petain'in kabinesi Weygand'ı savunma bakanı olarak içerse de kabinenin yapısı hükümetin savaşı sona erdirmek için kurulduğuna dair çok az şüphe bırakıyordu. Fransız Kuzey Afrikası'ndan gelen mücadelenin devamını savunan Reynaud ortalıkta yoktu. 17 Haziran'da Petain, Almanlardan onurlu ateşkes şartlarını istedi. 21 Haziran 1940'ta Hitler'in huzurunda 11 Kasım 1918 ateşkesinin yapıldığı Compiègne'deki aynı vagonda teslim olma koşulları dikte edildi, imzalandı. Ertesi gün Fransızlar şartları kabul etti. 22 Haziran'daki ateşkes Fransa'yı iki bölgeye ayırdı. Biri Alman askeri işgali altında olacak, diğer ise sözde Fransız egemenliği altında kalacaktı. İşgal altındaki bölge, İsviçre sınırından kanana kadar tüm Kuzey Fransa'yı ve Pirenelerin batı ucuna kadar tüm Atlantik kıyısını kapsıyordu. İşgal edilmemiş bölge Fransa topraklarının yalnızca güneydoğusunda ülkenin beşte ikisini kapsıyordu. Fransız donanması ve hava kuvvetleri etkisiz hale getirilecekti ama Almanlara teslim edilmeleri gerekmiyordu. Fransa ateşkesle savaştan çıkarılmış olmasına rağmen Fransız ulusunun bir kısmı mücadeleye devam etti. Charles de Gaulle Fransa'nın devam eden direnişinin sesi olarak İngiltere'de kendini kanıtlamıştı ve 28 Haziran'da İngilizler tarafından Özgür Fransa'nın lideri olarak tanındı. Böylelikle bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Britanya Savaşı'nı dinleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımızı beğenerek destek verebilirsiniz. Teşekkürler.